Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim bisküvili saray sarması. Böyle bisküviye saray sarmasılarını saracağız. 1 litre sütü tencereme alıyorum. Öncelikle muhallebisini yaparak başlıyorum. 1 su bardağı un. Kullandığım bardak gene klasik 200 milimliklerden. 1 su bardağı toz şeker. 1 yemek kaşığı tereyağı. Yemek kaşığı dolusu kakao. Bu kakaonun markasına göre değişebilir. Sizler de koyu bir renk alana kadar kakao ekleyin. Öncelikle ocağın altını yakmadan muhallebiyi iyice karıştırıyorum. Unu, şekeri ve kakaoyu birbirine yediriyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıyorum. Karıştırarak pişiriyorum. Hiçbir şekilde karıştırmayı bırakmayın. Yoksa içerisinde topaklanmalar olacaktır. Koyu bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Koyulaşıp böyle fokur fokur kaynamaya başladığında 2-3 dakika daha karıştırarak pişirip ocağın altını kapatacağım. Artık yeterli. Altını kapatıyorum hocam. 80 gram bitter çikolata ilave ediyorum. Eğer istemezseniz ilave etmeyebilirsiniz ama gerçekten güzel bir tat veriyor. Ocağı kapattığınızda hemen çikolatayı ilave edin ki sıcağıyla çikolata erisin. Artık çikolata eriyene kadar karıştırıyorum. Pişirdiğim muhallebiyi şimdi hiç dokunmadan kenara alıyorum. Bir paket şöyle sade bisküvi robottan çektim. Dikdörtgen bir tepsi alıyorum. Sizler de fırın tepsiniz varsa ona da yapabilirsiniz. Bisküvi tepsinin alt tabanına yayacağım. Elimle şöyle düzeltiyorum. Biraz sardıktan sonra bisküviler dipte kalacaktır. Hazırladığım muhallebiyi tekrar önüme alıyorum. Şimdi artık muhallebi hiçbir şekilde soğuması için falan beklemeyin. Eğer ki mikseriniz varsa mikserle 2 dakika boyunca çırpın. Ama şu an ben geç saat olduğu için çalıştırmak istemiyorum. 5 dakika boyunca el çırpıcısıyla çırpacağım. Yeterli. Hiç bekletmeden, üzeri çünkü bekletirseniz kaymak tutacaktır. Bisküvilerin üzerine döküyorum. Birden dökmeyin. Yavaş yavaş. Eğer birden dökerseniz bisküvi toplayacaksınızdır bir yere. Bu sefer düzeltemezsiniz. Eğer böyle büyük bir tepsiniz varsa onu da yapmanızı tavsiye ederim. Daha ince olacaktır. Benim fırın tepsim mini fırın olduğu için çok küçük. Sadece büyük bir tepsi olarak evde bu olduğu için bununla yaptım. Hafif kalın olabilir ama büyük bir tepsi tercih etmenizi tavsiye ederim. Bir spatulayla dağıtıyorum. Sakın altına doğru bastırmayın. Hafif üstten. Çok bastırırsanız bisküvileri yukarı kaldırırsınız. Şimdi artık dolaba götürüyorum. Toplamda bir gece boyunca bekleteceğim. Hafif soğuduktan sonra. Ama eğer ki vaktiniz yoksa en az 6 saat boyunca dolabı normal gözünde dinlendirebilirsiniz. Ben de şimdi dolaba götürüp birazcık soğuduktan sonra üzerine streç film çekip dolapta dinlendireceğim. Toplamda 12 saattir dolapta bekliyordu. Şimdi hemen açacağım. Kenarda beklesin. Hemen üzeri için krem şant hazırlayacağım. Derin bir kabın içerisine 1 çay bardağı süt, 1 paket 175 gramlıklardan krem şanti. Arkasında
bir su bardağı ya da 1,5 çay bardağı yazar. Ben 1,5 çay bardağını sadece bir bardağını kullanıyorum. Çünkü biraz daha katı bir kıvam olmasını istiyorum. Katı bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi bayağı katı oldu. Krem şantiyi üzerine süreceğim. Eğer bol seviyorsanız 2 paket de yapabilirsiniz. Ben çok aşırı derecede yoğun istemediğim için 1 paket yaptım. Üzerini kaplıyorum. Çok fazla bastırmayın. Krem şantiyle kapladım. Gördüğünüz gibi bir pakette gayet güzel yetti. Hiç iki pakete gerek yok. Elime bir peçete alıyorum. Her kestiğimde peçeteyi şöyle sileceğim. Uzunlamasına. Bir tane de ortadan. Spatula ile ucundan katlıyorum. Servis tabağını alıyorum. Ucunu hemen kapatıp katlıyorum. Bir servis tabağını aldım. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir görüntüsü var. Bir tane servis tabağını aldım. Sizlere yumuşaklığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi muhallebisi yumuşacık oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.